alem içinde aşkın var kalbim içinde kaybolmuş alem içinde aşkın var gönlüm içinde dileğim mahşer yerinde gönül yanmış ne olur gel gönül yanmış ne olur gel kalp kanamış ne olur gel garip kulun seni özler gözü yaşlı ne olur gel gel sevginle sar kulunu göster hakikat yolunu gel sevginle sar kulunu göster hakikat yolunu dilersen tutup kolunu zorla götür ne olur gel dilersen tutup kolunu zorla götür ne olur gel gönül yanmış ne olur gel kalp kanamış ne olur gel garip kulun seni özler gözü yaşlı ne olur gel Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Essalatu vesselamu aleyke ya Resulallah Essalatu vesselamu aleyke ya Habiballah Esselatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin ve ila cemii'l enbiya'i vel murselin ve ila cemii'l evliya'i velhamdülillahi rabbil alemin. Hamd, övme, övülme alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Bütün alemlerden Allah'a hamd olsun. Sonsuz salatü selam Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam'a olsun. Ondan önce gelen bütün nebi ve resullere olsun. Onun ehli beytine, ezvacına, sahabe-i kiram efendilerimize ve kıyamete kadar Resulullah Efendimiz'e varis olan bütün evliyalara olsun. Bütün mümin kardeşlerimize, Müslüman kardeşlerimize salatü selam olsun. Efendim, bu haftaki Bir Yudum Muhabbet adlı programımızın durağı Ömer kardeşimizin evidir. İnşallah her hafta güzel bir kardeşimizin evinde toplanıp dertleştiğimiz gibi bu hafta da Rabbini dert edinmiş, rızasını, aşkını, muhabbetini, cemalini, vuslatını dert edinmiş güzel bir kardeşimizin daha evindeyiz inşallah. Allah kendisinden razı olsun. Gönlünü, kapısını, evini bize açtı. İnşallah burada güzel abilerimiz vardır. Öncelikle söylediğiniz o güzel ilahi için de ayrıca teşekkür ederiz. Tabii son bir haftadır. Bütün ümmetin malumudur. Ülkede yaşanan bu sorunlar, sıkıntılar bütün ümmeti Muhammed'i meşgul etmiştir. Biz de sosyal bir varlık olduğumuz için gelişen olaylara illaki biz de duyarsız kalamıyoruz. Ama şöyle bir hatırlatma yapalım. Mümin ne olursa olsun, kimin gündeminde ne olursa olsun, Allah'a göre, Resulüne göre, Allah'ın vahyine göre müminin gündeminde daima Allah olması lazım, rızası olması lazım, dostluğu olması lazım. Ona kavuşma arzusu olması lazım.
ona nasıl kavuşacak? Bunun tedarikinde, bunun derdinde, bunun hesabında olması lazım. Rabbim öyle müminlerden eylesin. Çünkü mümin için Allah maşuktur. Yarattığı mümin kulu da aşıktır. İnşallah hayatımız boyunca gündemimizde hep Rabbimiz olsun. Maşukumuz olsun, maksudumuz Allah olsun. Mabudumuz Allah olsun. İstediğimiz Allah olsun inşallah. Hayatımız boyunca tek derdimiz bu olsun. Bu kalsın inşallah. Allah nasip ederse Ramazan boyunca mürşidimizin sohbetlerinde böyle zaten sohbeti boyunca hep aşktan bahsetti. Allah'ın kulu için maşuk olduğunu, kulunun da kendisi için bir aşık olduğunu zikrederek aşık ile maşuk arasındaki muhabbeti, münasebeti hep anlattı aşk boyutuyla. İnşallah burada güzel abilerimizden istifade ederek inşallah biz de o konu üzerinde dertleşeceğiz. Ramazan'da dedik ya, geçen hafta da devam ettik o konuya. Bizi Allah'tan alıkoyan, bizi meşgul eden, bizim gündemimizi değiştirmeye çalışan, her şeyden vazgeçtiğimizi, bütün varlığımızla, bütün benliğimizle Rabbimize yönelip bir tek istediğimizin Allah olduğunu, o güzelim, yüceler yücesi, vedud olan, seven ve sevilmeyi isteyen Allah olduğunu inşallah dile getirmeye çalıştık. Derdimiz budur. Muhabbetimizin de konusu inşallah hep bu, o olur. Demiştik ya, vazgeçtik, vazgeçtik ve seni seviyoruz ya Rabbi. İnşallah vazgeçenlerden Ömer kardeşimizin evindeyiz. İnşallah. İnşallah. Ömer hocamız, sözü size bırakalım. Sizi dinleyelim biraz. Şöyle biraz geçmişe böyle dönük her bir kardeşimizi böyle şey yaparken, yani konuştururken mutlaka yani Mürşid-i Kamil'le beraber olmanın öneminden aslında bahsediyoruz. Mürşitsiz hayat nasıldır? Mürşid-i Kamil'le beraber hayat nasıl olur? Mürşidin üzerinden peygamber hayatı, onunla beraber Allah ile yaşanan hayat ya da Allah ile beraber yaşanmayan hayat arasındaki farktan biraz bahsetseniz inşallah istifade edelim. Öncelikle hepiniz hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Şeref vermişsiniz. Allah davetinizi kabul etsin inşallah. Amin. Davetimizi de kabul eder inşallah. Allah'a hamd ediyoruz. Gözümüzü, gönlümüzü, mürşidimizle açtık inşallah. Onunla kapatmayı bize nasip eder inşallah. Son ana kadar vereceğimiz canımızın son anına kadar onunla beraber olmayı, onunla beraber yaşamayı, onunla olmayı bize ikram eder, ihsan eder inşallah. Mürşid-i Kamil'e daha doğrusu her bir kardeşimiz farklı farklı yerden, farklı farklı bir topluluktan geldiler. Ve bizi bir araya Allah topladı, hamdolsun. Nasıl ki Allah sahabe-i efendimize, Resulullah Efendimiz'i gönderdi, onunla beraber Rabbini gördüler, tattılar, yaşadılar. Allah'a olan muhabbetlerini Resulullah Efendimiz'in üzerinden yaşadılarsa Allah'ın da adeti değişmez, şaşmaz. Her bir kulu için Allah Resuller, elçiler göndermiştir. Göndermeye devam eder. Kıyamete kadar da bu öyledir. Mutlaka biz de kendi yaşadığımız toplumda bir şeyler görmüş, yaşamış, doğru olduğuna inanmış, bir şeylerin peşinde koşmuşuzdur. Ve koştuk da.
hatta yıllar boyunca ben yaş itibariyle çok küçük bir yaşta bir topluluğun, bir cemaatin içindeydim. O cemaatin içinde büyüdüm. Daha yeni yeni ortaokula yeni yeni başlamış bir yaştaydım. Hatta 11-12 diyebilirim. Yıllar boyunca kaldım. Niyetimiz, gayemiz karşımızdaki kardeşlerimizi kötülemek değildir, kınamak değildir. Aradığımızı bulamamaktır. Yürüdüğümüz yol ne kadar samimi olarak o yolda yürümüş olsak bile mürşitsiz yolu yürümeyeceğini anlatabilmektir kendi hayatımızda. Dini olarak birçok çabamız, gayretimiz olmuştur geçmişte. Ama hiçbirisi bizi Allah'a bir adım bile yaklaştırmamıştır. Yaklaştırmıyordu zaten. İslam güzel ahlaktır buyurdu Resulullah Efendimiz. Biz bundan öte bir hayat yaşıyorduk. Güzel ahlaktan bizden eser yoktu. Öğrendiğimiz ilim, bilgi sadece bize bir yüktü. Hiçbir şekilde ben hatırlamam. Tattığımı hatırlamam yani. Ben Allah dediğimde vücudumuzun her zerresinin yandığını ben hatırlamamışımdır. Ben bunu geçmişlerim için söylüyorum. Ben ta ki Pir Hazretlerini tanıyana kadar, daha doğrusu Allah beni onun kapısına çekene kadar, bizi ona çeken Allah'a hamdolsun diyoruz. 13-14 yılı aşkındır bir beraberliğimiz olmuştur. Onunla beraber olduğum şu zaman içerisinde önce ben kendimi anlamaya, tanımaya çalıştım. Bunu onun üzerinden gördüm çünkü. İnsanın kendini anlayabilmesi için, tanıyabilmesi için, Rabbini anlayabilmesi için, tanıyabilmesi için Rabbini bilen, tanıyan, seven, aşık olan bir zatla beraber olması lazım ki gönlü huzur bulsun. Gönlü tatmin olsun. Yoksa onu anlaması, ilimle anlaması mümkün değildir. Onu yaşaması lazım. Düştüğünde seni kaldırabilen hem zahiri hem manevi olarak bir yanlışa düştüğünde sana tevab olan, afu olan, gafur olan, gafal olan bir Rabbin olduğunu sana hatırlatan, seni sevdiğinde sana aşık olan, daha doğrusu aşığın, maşığın seni yaratan Rabbin olduğunu sana hatırlatan, bunu kendi üzerinde gösteren, sen Allah'ın bütün esması beledir. Her bir esmasını hayatta yaşarken, her anda onun üzerinde bunu görüp tadan bir zatla beraber olunca insan hayatı anlar, kendini anlar, ne kadar aciz olduğunu öncelikle anlar, hiçbir şey olmadığını anlar, hiçbir şey olmadığını anlayınca boynunu büker. Daha doğrusu boynunu büktüren de Allah'tır. Bizim boynumuzu büktüren Allah'a hamdolsun. Sonra anlıyoruz ki bizde de bir şey olmadığını anladık. Bütün gücün, bütün kudretin bir tek Allah'a aziz olan Allah'a, azim olan Allah'a ait olduğunu onun üzerinden anladık. Onun Rabbine olan tevekkülünden anladık. Onun Rabbine olan muhabbetinden anladık. Onun Rabbine olan teslimiyetinden anladık. Onun Allah deyişinde, o Allah dediğinde bütün alemin secdeye kapılışını anladık. Kapılmasının müşahadesini gördük ve öyle anladık. Bir bilgi olarak değil. Biz bunları yaşadık. Allah bunu onun üzerinden bize gösterdi. Onunla beraber olduğum günden bugüne kadar Allah sayısını Allah bilir. Birçok manevi müşahadeye mazhar olmuş. Bu Allah ikram etmiş ve buna bütün zerremle, bütün benliğimle, bütün varlığımla şahit olmuşumdur. Nasıl ki eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyoruz. Ben bunu onunla beraber her zerremle yaşadım ve tattım diyebiliyorum.
Bunun için Rabbime hamd ediyorum. Bir de Salih hocamız gün içerisinde, bulunduğumuz zaman içerisinde yaşanan sorun ve sıkıntılarla ilgili en az hatırlamamız gereken, anmamız gereken Rabbimiz olduğunu, aşığın gönlünde bir tek Rabbi olması gerektiğini ve dünyada veyahut bulunduğumuz yerde ne sıkıntı olursa olsun aşığın gönlünde, gözünde Rabbinden başka bir şeyin olmayacağını en azından Salih hocamız anlattı, hatırlattı bize. Hamdolsun. Hamdolsun ki bunu bize hatırlatan Allah'a. Hamdolsun ki bunu bize hatırlatıp bize öncülük yapıp bizi Allah'a taşıyan olan zata. Onunla beraber olmamış olsaydık biz şu an kimi övmüş olacaktık? Biz nefsimizi övmüş olacaktık. Nefsini ilah edinenle övmüş olacaktık. Nefsinin peşinden koşup herkesin övdüğünü övmüş olacaktık. Ama herkesin övdüğü Allah değildir. Bu bir gerçektir. Gördüğümüz, şahit olduğumuz ve üzüldüğümüz şey budur. Allah için seviyoruz. Allah için de üzülüyoruz. Çünkü Allah'a ait olan övgüyü, Allah'a ait olan kudreti başkalarına teslim ediyoruz. Evet, güzel yapmak hoştur. Bir şeyleri becermek güzeldir. Ama bir şeyleri becerirken en büyük tehlikenin içine de giriyoruz. Bunun farkında değiliz. Rabbimizi unutmuşuz. Onu kaybetmişiz. Birkaç dünyalık hevesle onun kudretini, onun övgüsünü yok sayıyoruz. Ama bu övdüğümüz, bu büyük kabul ettiklerimiz hepsi dünyada kalıp hepsi geçicidir. Baki olan bir tek bizim Rabb-i Rahim'imiz olan Allah'tır. Bize seni seviyorum diyen Rabbimizdir. Hamdolsun ki o sevmeye tek layık olandır. Biz onu seviyoruz. Ama biz onu gerçekten seviyoruz. Ne kadar yanlışımız olsa da, eksiğimiz olsa da, beceremesek de onun bizi sevdiğini biliyoruz. Onun bizi sevdiği için biz de onu çok seviyoruz. Bunun karşılığında ne gelirse gelsin, bizden ne istenirse istenirsin. Değil bir sefer, değil bir sefer, her anda bu canı vermeye hazırız. Bütün varlığımızda, bütün benliğimizde. Bunu istiyor ve bunu kabul ediyoruz Rabbimizden. Bütün kardeşlerimizin zaten gönlünde bu mevcuttur. Çünkü hepimiz o zattan bunu aldık. O her şey için, Rabbi için daha doğrusu, her şeyden vazgeçmiş. Bir tek seni seviyorum ve ben seni istiyorum diyen bir zatla beraber olanlar başka bir şeyi, başka bir şeyleri gözleri görür mü? Mümkün değil. Gözleri görmez. Çünkü o zat bir şey öğretmiyor. Bir şey söylemiyor. O zat yediriyor, içiriyor, emziriyor, sevdiriyor. Çünkü ona, onun Rabbi, onu yaratan Rabbi ona zatıyla, sıfatıyla tecelli etmiştir. Ona ondan daha yakın olan Rabbi ona ben senin tecelligahınım demiştir. Ona tecelli etmiştir. O Rabbi ona sen benim tecelligahımsın diye buyurmuştur. Bunun ötesine bir söz söylemek bize yakışmaz. Hadimiz de değildir. Ve biz tek burada bunu söyleyebiliyoruz. Biz tasdik ettik, iman ettik ya Rabbi diyoruz. Bizi nefsimizle baş başa bırakma diyoruz. Bizi bize bırakma ya Rabbi diyoruz. Eğer farkında olmadan düştüksek, bir yanlışa kapıldıksak, senin sevmediğin, beğenmediğin bir amelle bulunduksak bizi bağışla. Çünkü sen bağışlayansın. Çünkü sen affı olan Rabbimizsin. Sen bizim yüce olan Rabbimizsin. Sen bizi affetmezsen biz kimin kapısına gireceğiz? Çünkü biz seni seviyoruz. Allah sizden razı olsun. Sizden de razı olsun. Teşekkür ederiz. Dedik ya Ramazan boyunca mürşidimiz sürekli böyle aşka seyir, aşk ile seyir, bir de aşkta seyirden bahsetti. Tasavvufta daha önce buna seyru
İlallah, seyru me'allah, seyru fillah diye böyle tabir etmişler. Mürşidimiz sohbeti bu şekilde verdi. Yani vuslatın, seyrin, yolculuğun böyle yapılması gerektiğini Fatiha'yla da anlattı. Şimdi siz konuşurken dediniz ya, böyle güzel bir kelime dökülmüştü ağzınızdan. Şimdi insanlar samimi bir şekilde arayış içine girerken birçoğu gidip o saf niyetiyle, o samimiyetiyle maalesef gittiği yerde yıllarca, aylarca, senelerce, yani belki ömrün dörtte birini tüketmesine rağmen aradığını bulamamıştır. Bugün mesela örneğin en büyüğünü hele hele son zamanlarda zaten görüp buna şahit olmuştur ümmeti Muhammed. Bütün mümin kardeşlerimizin basiretle baktığında yani bunun böyle olduğunu görecektir. Derdimiz Allah'tır. İnşallah Kadir hocamızla devam edeceğiz. Şöyle diyeyim, insanlar Rabbini ararken, Rabbini isterken, Rabbine vasıl olmak isterken, dostluğunu kazanmak isterken elbette ki gelmişiz, bir ayrılık yaşamışız Rabbimizle beraber. Rabbimiz zaten Kur'an-ı Kerim'inde bu alemden önce bir alemin var olduğunu, o alemde onunla beraber bir hayat yaşadığımızı Allah ayetiyle bize hatırlatıyor. Resulullah Efendimiz'in, bütün nebilerin, resullerin geliş sebebi de odur aslında. Biraz da iman boyutuyla anlaşılacak olursa, kulun Rabbi ile o berzah aleminde Rabbi ile yaşadığı o güzel anları, o güzel hayatı mürşid-i kamiller, peygamberler hatırlatır. Sen Rabbinin katında böyle bir degerdesin, Rabbinin sevgilisisin. Rabbinin biricik, biricik sevgilisisin. Rabbin seni kendisi için yaratmıştır. Sana baktığında kendi güzelliğini seyretmek için, ayna misali. Yeryüzüne gönderirken de insanlar içinden başta nebilerini, resullerini, günümüzde ise veli olmuş mürşid-i kamil, mürşid kullarını seçip insanların önüne bırakır. O günleri, o anları onlar hatırlatır. Günümüz için söylersek bunlar mürşid-i kamillerdir. Allah bizi kendisine tabi olduğumuz mürşidimizden mahrum eylemesin. Onunla beraber sadık kullarından eylesin. Onun sadakati gibi sadakat sahibi eylesin bizleri. Onun teslimiyeti gibi Allah'a teslim olanlardan eylesin. Onun Rabbini, maşuğunu sevdiği gibi bizi de onun gibi aşık eylesin maşuğu için. Onun dinini yüceltmek için geceli, gündüzlü ömrünü nasıl feda ettiyse bizleri de inşallah onun gibi eylesin. Dine hizmet etme şerefine, onun vahyine hizmet etme şerefine bizleri nail etsin inşallah. Şimdi kardeşlerimiz diyoruz ya, herkes bir arayış içindedir. Ararken kardeşlerimiz, mesela herkes gelmişiz, mesela bir cemaate biz katılmışız. Önde bir lider gibi görünen insanlar vardır mesela sürekli. Kişi ararken mesela Allah'a kendisini götürecek, vasıl edecek, Allah'a onu dost edecek, onunla beraber rızasını kazanacak. O kendisi için mürşid denilen o şahsın nasıl anlaşılması gerekir? Bunu isterseniz ayetlerle, hadislerle biraz anlatabilirseniz güzel olur. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminden yaklaşık 200-300 sene sonra dan beri eskimeyen bir yara var. Maalesef her dönemde Resulullah Efendimiz'i ve diğer peygamberleri de temsil eden nice zatlar geldi. Aynen diğer Adem Aleyhisselam babamızın bugüne kadar ve kıyamete kadar devam edecek süreçler hep böyle olmuştur. Maalesef eskiden beri bitmez tükenmez bilmeyen bir
cehalet sistemiyle iblis bu toplumu her zaman tabiri caizse yedi bitirdi. Aslında kanayan dert budur. Mürşidi bile unutturur. Öyle ki Resulü Efendimiz döneminde hatta mesela sahte peygamberler bile türemiştir. Her dönemde Resulü Efendimiz'i temsil eden varislerin döneminde de bu böyledir. İslam bir nurdu. Halen mesela Allah-u Teala buyurur ya, Allah sizin için bugün dinini tamamladı, nurunu tamamladı böyle. Yani Efendimiz'in işi altın çamura düşmekle kirlenmez ama İslamiyeti, yani İslam dinini geçenki programlarda da demiştim, belki tekrar söylemekte fayda vardır. Nefsi ilah edinen bir toplum maalesef ki bunun farkında varmadan bu hale gelir. Hani Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin deyişiyle mürşidi olmayanın, ahri mürşidi olmayanın tabi olacak kişi de şeytan olur. Aslında ayetin tefsirini yapıyor böyle. Hani ayet-i kerimede Allah buyurur, kim ki Rahman'dan yüz çevirirse Allah ona onun şeytanını bağlar ya da musallat eder. Şimdi ben konumuzun özüne gelelim isterseniz. Fazla vaktimizi almadan. Biz dergaha gelirken aslında ilk geldiğim günde mesela ben dergah olmadığını biliyordum. Çünkü gönlüm kıpır kıpır böyle bir kuş yüreği gibiydi. Yani hani bazı kardeşlerimiz der ya, ben geldim gördüm işte budur dedim. Aynen öyleydi. O kapıdan içeri girerken Ömer abi mesela bir şey olan şeyi anlatamadı. Yani fitne aynı durumdayız biz de. Mesela izleyen kardeşlerimiz emin olsunlar ki yani fitne düşürülmesin diye ya da yanlış bir şey anlaşılmasın diye birçok şey mesela anlatamıyoruz kendi yaşadığımız, müşahede ettiğimiz olayları. Ama biz dergâhta şunu gördük. Bir dostun Allah ile nazar edişini gördük. Yani mürşid-i kamil deyip geçiyoruz, böyle basit bir kavram değildir. Yani Allah'ın hem gökten hem yerden hem arasındaki her şeyden tecelli ettiği yerdir. Yani onun her zerresine kadar Allah vardır. Onda hükmeden Allah'tır. Konuşan Allah'tır, konuşturan Allah'tır, söyleten Allah'tır, coşturan Allah'tır. Biz Ramazan ayında Efendimiz'in sohbetlerinde çok şahit olduk. Her bir zerresi Allah diyor. Biz diyoruz ki mesela Mürşid-i Kamil demişlerine düşkündür, evlatlarına düşkündür. Öyle bir düşkünlük değildir. Öyle sıradan bir anne babanın zahiri olarak evladına duyduğu merhamet duygusu değildir. Öyle bir bakıştır ki mesela sahabemiz değindiği dergaha gelen kardeşlerimizin çoğu farklı toplumlardan, farklı mezheplerden, farklı ideolojilerden geldi. Örnek mesela ben de ideolojik siyasi yapılardan geldim. Ama artık yani aradan belki 7 yıl falan geçti. Kendimizde buna şahidiz ki mürşidimizin himmetidir bu. Hiçbir şeyi kendimize mal etmeyiz. Şer dışında hiçbir şeyi kendimize mal etmeyiz. Bütün güzellik Allah'a aittir, onun vesilesine aittir. Kısa böyle bir anekdot tarzında bir şey söyleyeyim eğer kafanızı şişirmezsem inşallah. Mürşid-i Kamil'in Mürşid-i Kamil vasıfını ben anlatmak istedim bir parça böyle. İlk dergaha geldiğim zamanlarda böyle dergaha gelmeden önce geçmişim gerçekten yani böyle kale alınacak, konuşulacak bir geçmiş değildi. Geçmişim için gerçekten Allah'ın tevap sıfatını anlamadığım halde defalarca tövbe ederdim, istiğfar ederdim, ağlardım böyle. Sabahlara kadar ağladığımı biliyorum. Allah şahidim olsun, secdeleri, yatağımın yastığını ıslattığım geceleri biliyorum. Geçmiyordu vicdan. Rahatlamıyordu, mutmain olmuyordu. Yani nasıl olur ki ben yani böylesine
mükemmel ötesinde tarif edilecek, belki tarif de edilemeyeceği bir alan huzurunda nasıl bu hale geliyor derdim böyle. Ama nasıl bir feryat. Demek ki Allah rahmetini indirdi ki bir şekilde vesile olan kardeşlerimizden de Allah razı olsun. Bir şekilde denk geldik. Efendimizle tanıştık. İkinci haftam da yanlış olmazsa çok farklı hal vardı böyle. Anlatamayacağım kadar böyle değişik haller vardı. Çağırdı bizi sağ olsun. Bizi kale aldı, muhatap aldı, aşağıda görüşelim dedi. Tabii böyle iradesiz bir şekilde vücudum titremeye başladı. Su gibi böyle ter atıyor üzerimde. Aşağı indik, odasına indik, kardeşim vardı. Ahmet kardeşim de vardı, o da sağ olsun. Anne babadan görmediğimiz şefkati bir anda böyle öyle bir sadece bir gülümsemeyle her bir zerreme işlendiğini hatırlıyorum. Buyurun anlatın dedi. Ben kilitlendim böyle, bazen kardeşlerimiz de şahit olur. Bütün kardeşlerimizde bu hal vardır böyle. Aslında hoşumuza da gidiyor. Yani çünkü biliyoruz ki Allah'ın tecelli ettiği yerdir. Yani nimeti inkar etmekten korkuyoruz açıkçası bunu söylerken. Yoksa derdimiz kibirlenmek falan değildir haşa. Kıpır kıpır böyle. Buyurun anlatın dedi. Tabii biz anlatamadık böyle. Bilmiyoruz yani evliya böyle kavramlarla geçiştiriyoruz ama onun içini bilmiyoruz. Yani orası Allah'ın kıblegahı Beytullah'ı olduğunu farkında değiliz tabii böyle. Ben tabii halimi böyle anlattım. Dedim ki ben geçmişime dair çok pişmanlıklar çekiyorum. 7 yıl boyunca da ben böyledir, bu haldeyim. Ağlıyorum dedim böyle. Yetmedi mi tabiri caizse? Aynı zamanda o ağlamak da öyle bir hoşuma da gidiyor. Ama dışarıdan mesela böyle dışarıya farklı lanse edilmesinden de korkuyorum aynı şey diyor. Yani çünkü çoğu zaman kafayı yemiş, delirmiş diyenler bile oluyordu böyle. Ben o dönemi hatırlıyorum. Ben o dönemde de mesela 4 yıl, Efendimiz'den önce 4 yıl, 5 yıl boyunca Kur'an'la muhatap olduğum halde ayetleri bilmeme rağmen kuru bilgi diyoruz ya Sinan Hocam böyle. Yani bir ayet söyledi bana. Şu ayeti söylemişti. Kim ki Allah'ın korkusundan, haşiyetinden, Allah'tan edep ederek gözyaşı dökerse Allah ona cehennem azabını haram kılar buyurdu. Ve bütün alem şahit olsun. Bizi izleyen kardeşlerimiz de şahit olsun. Ben Allah'ın hamd ettiğini hamd ediyorum. Efendimiz'i elbette ki öveceğim, hamd edeceğim. Ben onunla dostun penceresini gördüm. Dostun kokusunu aldım. Ve o 7 yıllık süreçte biliyorum, onun o ayeti okuyuşuyla bir anda iblisin aslında yıllarca geçmişime verdiği o oradan vazgeçemedim bakışı bir ayetle tekrar tekrar okumuş oldum. Ayet Muhammed Hocam, Kur'an'la böyle meşgul bir hocamızdır, bilir o. Neden mesela öyle bir tecelli gelmiyordu? Neden öyle bir tevekkül yoktu? Allah'ın tevabına tevekkül etmem gerekmiyor muydu? Bilmiyorsun. Ama bir dostun dokunuşu iblisin bütün hilelerini yerle bir ediyor. Yıllarca mesela böyle cemaatlere, tarikatlara karşı çıkan mesela bir toplumda da yetiştik böyle. Hepsi bizim başımızın tacıdır. Hiç kimseyi yadırgamıyoruz, eleştirmiyoruz. Allah eleştirmeyin dediği için. Aslında eleştirecek birçok şey vardı da belki haddimizi bilelim diye, Allah'ın kelamına uyalım diye Ömer abimizin dediği gibi o tevazu haline biz de aynen o şekilde takınıyoruz. Bir şey demiyoruz. Ama artık şunu, yani bu kadar kesin konuşmamın bir gerekçesi var elbette ki. Mürşid-i Kamil'in dokunduğu yerde iblis oryantallık yapamaz. Oyun oynayamaz. Ne sağdan, ne soldan, ne önden, ne arkadan gelemez. Mürşid-i Kamil'in dokunduğu yeri ben anlatayım bir parça. 7 yıl geçti. Çok fazla böyle tecrübeli kardeşlerimiz var. Haddimi de aşmak istemiyorum onların yanında. 7 yılım geçti. İlk defa bu Ramazan ayında bir şeye şahit oldum. Sıkıntıdan lezzet aldığımı gördüm. Dert insanı sevindirir mi Muhammed Hoca?
bunu yaşadım. Bir daha düşür diyor Allah. Bir daha ver dedim ki bir daha düşür. Ömer hocam biliyor. Ben meselesi ona anlatmıştım. Bir daha istiyorum dedim ya Rabbi. Bir daha verdi. Evet gözümü belki zayıf olarak hastanelerde falan açtım ama bir de bunun başka bir boyutu vardı. Ben burada başta da dediğim gibi Salih hocam Allah ayet-i kerimede buyurmuştu. Bütün güzellikler takdire şan olan Allah'a aittir. Görüp görmediğimiz, bilip bilmediğimiz hangi alem olursa olsun bütün alemlerden bütün alemlerde ona övgüler olsun. Methiyeler olsun. Allah Efendimizin müşidimiz Muhammed Hüseyin Hazretleri Efendimizin şanını refetsin inşallah. Amin. Onu aslında demek de istemiyor çünkü biz ondan kopmak istemiyoruz. Bu her aklıma geldiğinde böyle ağzım büyülenir. Efendim de şahit olsun burada bu sebeple söyleyeyim. Onun vefat edeceği gün benim vefat edeceğim gün olsun. Şimdi bilmeyen kardeşlerimiz ya da urafe diyen kardeşlerimiz gelip benim gönlüme bir sorsunlar. Bu sevgi, bu muhabbet nasıl geldi? Çoğumuz üniversite mezunumuz beyinleri yıkanıyor diyor. Evet. Nefsimizin beynini yıkadı. Eskiden böyle bir tabir kullanılırdı. Allah'ı böyle, Allah'ı seven, Allah'a gitmeye çalışan kişiler için beyin yıkanır böyle derlerdi. Evet. Benim beynim yıkandı. İtiraf ediyorum. Nefis tezkiyesi. İtiraf ediyorum. Ve ben suçumu da seviyorum. Ben bu deliliği de seviyorum. Kendimi ihbar ediyorum Allah'a. Yakalasınlar bu arkadaşı. Allah razı olsun. Sizden de razı olsun. Teşekkür ederiz. Kaçamak cevaplar verdiniz. Biz sorduğumuz soruya cevap alamadık tam manasıyla. Mesela arayış içinde olan kardeşlerimiz gerçekten yanılmaması için, gerçekten aradığının doğru olduğuna kanaat edebilmesi için yani nelere dikkat etmesi lazım? Öyle ki o samimiyetiyle, o saflığıyla gidip o geçirdiği o zaman heba olmasın. Gerçekten yani budur diyebileceği bir mürşit diye mesela anlatılan, tarif edilen o kişi de gerçekten mürşit veya mürşidi kamil olduğunu anlatan hangi vasıflara dikkat etmesi lazım? Çünkü bize şey lazımdır. Yani mürşidimiz sıkça sohbetlerinde buyuruyor ya, diyor herkese Allah lazımdır. Mürşit Allah'a giden kapıdır. Allah'ı tanıtan kapıdır. Güzelliklerini, ikramını, muhabbetini, aşkını, kuluna verdiği de değeri gösteren hem Hakk'a açılan bir penceredir, hem de halka aslında bir ayna misalidir. Yani bir yönüyle Hak ile nasıl bir olunur, beraber olunur, Hak'ta nasıl kaybolunur, onda Hakk'ın tecellisinden başka bir şey kalmadığını halka tabiri caizse kendini şahit tutuyor. Allah'a dost olmuş bir kamil bir insan, mürşidi kamil. Öbür yönüyle de tabiri caizse yani biraz samimi olan bir kardeşimiz baktığında zaten iradesiz bütün evliyalarda bu hal vardır. İlk karşılaştığı anda yeter ki haşa haşa tenzih ediyoruz. Kibirle gitmemiş olsun. Hesap sormaya gitmemiş olsun. Ne aradığını ne istediğini bilen birisi olsun. Onda bir cezb hali vardır zaten. Zaten ruhumuzun da istediği odur. Böyle birisiyle yola çıkıp asıl maşuğumuza varmaktır. Ruh ve gönül zaten öyle bir dostu, bir hak dostu zaten gördüğünde budur, budur, budur diye haykırır. Ne olur ben aradığımı buldum, buradan çıkarma beni der gibi böyle feryat eder. Orada zaten kişi de kendi içinde bunu hisseder bütün şiddetiyle. Kardeşlerimizin yanılmaması için mürşidin vasıflarından en azından mürşidimizin üzerinde şahit olduğunuz o meziyetlerden biraz bahsetseniz
böyle özetle, sonra Merdan hocamıza inşallah gitip onunla devam edeceğiz. Öncelikle bütün alemlerden Allah'a hamdolsun. Selam, Allah'ın nebisinin, Resulü'nün, Ehl-i Beyti'nin, Eshab'ının ve ona tabi olan bütün müminlerin üzerine olsun inşallah. Amin. Siz öyle söylerken aslında şu ayet-i kerime gönlümdeydi. Ayet-i kerimede buyurur, güzel şehrin toprağı verimli olur. Kötü şehrin verimsiz olur. Böyle çorak arazi gibi. Aslında Allah rahmetini indirir. Toprak verimsiz olunca çıkacak şey de verimsizdir. Aslında gerçek müşid-i kamillerle, yolu gidenlerle gitmeyenlerin haline şahit oluyoruz. Hani söz vardır, aynası iştir kişinin, lafa bakılmaz. Eser ortadadır. Yani sonuçta 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl her neyse böyle bir yol olsun, cemaat olsun, topluluk olsun, ismi ne olursa olsun o fark etmiyor. Sonuçta eserine şahit oluyoruz ki durum vahid, durum harabe. Hiçbir şey inşa olmamış. İnşa olur gibi görünmüş ama Allah şahit ettirir. Bakarsın ki yıkmış. Mesela geçen zikirden, Perşembe günü zikirden sonra Efendimiz, sevgili mürşidimiz buyurdu. Dedi, sana sorulsa sen kimsin? Cevap, ben Allah'ın kuluyum. Ben Allah'ın abdiyim. Ne iş yapıyorsun? Ben Allah'a kulluk yapıyorum. Allah'a kulluk yapmaya çalışıyorum. Cevap bu. Aslında siz gündemi söylerken de bu gönlümdeydi. Mürşid-i kamil istikameti üzeridir. Mesela bu sözü söylediğinde sanki bana yeni inmiş gibi oldu. Sürekli istikameti güzeldir. Çünkü sırat-ı müstakim Allah'a abd olmaktır. Allah'a seyretmektir. Allah'a vasıl olmaktır. Onun hesabını yapmaktır. Ama şahit oluyoruz ki mürşitsiz işler yapanların istikameti şaşıyor. Mutlaka dünyalık hesaplar giriyor. Makamlar giriyor. Dünyalık çıkarlar ara giriyor. Ama mürşid-i kamil öyle değildir. Mürşid-i Kamil istikametini Rabbine yöneltir. Elbette onun vasıflarını biz ayet-i kerimelerde biliyoruz. Öyle buyurur. Size Allah'ın ayetlerini açıklayan, sizlerin nefislerinizi tezkiye eden, sizlere bilmediklerinizi öğreten, sizlere kitabı ve hikmeti öğreten bir elçi göndermekle Allah size büyük bir lütufta bulundu, buyurur. Bu Resulullah Efendimiz'in özelliği. Dolayısıyla kıyamete kadar peygamber varislerinin de özelliğidir. Onların nezir oluşları, nazara sunmaları, uyarmaları, müjdelemeleri, bütün ümmeti Muhammed'e şahit olmaları, kendi üzerindeki şahitlikle Allah'a ayna olmaları, peygambere ayna olmaları apaçık gösterir aslında. Mesela zatın biri buyurur, mürşitsiz yola gitmek, karanlık gecede yola gitmek gibidir. Senin önünde çukur mu var, uçurum mu var belli değildir. Yeminle söylüyorum, çünkü biz de birçok topluluk tanıdık, toplulukta bulunduk. Yeminle söylüyorum, bir oyalanmaktan başka bir şey değildir. Hani ayet-i kerimede Allah buyurur, Efendimiz'den bunun tefsirini dinlemişizdir. Ama yine hatırlatmak için söyleyeceğim. Kısa Tekasür suresinde buyurur, Elhakumu tekasür. Hatta zurtumul mekabir buyurur. Çokluk tutkusu, çoğaltma tutkusu sizi oyaladı. Ta ki kabirlere girinceye kadar, kabirleri ziyaret edinceye kadar sizi oyaladı.
Nasıl çoğaltma tutkusu? Kim imanı çoğaltma tutkusundadır? Parayı çoğaltma tutkusundadır? Onu sayar, onunla oyalanır. Kimi cemaatini çoğaltma tutkusundadır? Etrafım kalabalık olsun tutkusundadır. O adı ne olursa olsun. Çoğaltma derdi varsa o bu tutkudadır. O elha kelimesini Efendimiz tefsir ederken buyurdu ki değirmenin ağzına buğdayı veririz. Hani buğdayı öğütür, evet. Un yapar. Evet. Buğdayı vermeyince değirmen kendi kendini öğütür. Ama kendi kendini öğütmemesi için ne yapılır? Yapılması gereken o öğütünü tekrar ağzına vermektir. Tekrar o öğütünü tekrar ağzına vermektir. Bu elha kelimesini öyle açıklamıştı. Yani sürekli aynı işlerle uğraş dur. Her gün aynı işlerle uğraş. Aynı sorunlar, aynı dertler, birilerinin konuşmalar, birilerini övmeler, kendini övmeler, kendi topluluğunu övmeler. Oysa hepsini geç. Bir tek övülmeye layık olan Allah idi. Davet edilmesi gereken Allah idi. Davet edilmesi gereken senin kendi kendindi. Ne yapıyorsun? Niye kendine davet ediyorsun? Niye topluluğuna davet ediyorsun? Niye çoğaltma tutkusundasın? Sen derdin o zaman Allah değildir. Yine Şadi Sirazi Hazretleri mesela buyurur. Diyor, gözleri ağıran biri gitti Baytar'a. Dedi, tabi Baytar ona hangi ilacı verecek? Dedi, dört ayaklı ilacı verdi. Dedi, o da kullanınca gözlerini kaybetti. O işin ehline gitseydi, bir göz doktoruna gitseydi, o iyileşirdi. Yeminle söylüyorum ve biz buna çok şahidiz. Öyle sahte mürşitler vardır. Ya da 3-5 kitap okumuş kendi alim zannedenler vardır. Öyle bir insanı istikametten çıkarırlar. Öyle bir uçurumdan atarlar kendileriyle beraber. Hem saparlar, hem saptırırlar. Buna karşı uyanık olmak lazım. Bakacağız, bizi davet eden kime davet ediyor? Bakacağız, onun eseri nedir? Aynısına bakacağız. Yetiştirdiklerine bakacağız. Yetiştirdikleri ona aynadır. Yetiştirdikleri nasıldır? Bakacağız. Bakacağız ki her biri Allah'a aşık olmuş. Derdi Allah olmuş. Derdi Rahman olmuş. Derdi Allah'ın Rahman'ın ayetleri olmuş. Derdi Rabbini dinlemek olmuş. En çok sevdiği Rabbiyle konuşmak olmuş. Derdi dost olmuş. Derdi selam olmuş. Derdi aklını Allah'ın vahyiyle doyurup aklını selim etmek olmuş. Derdi kalbini iman ile doyurup kalbi selim olmakmış. Olmuş. Derdi sadece Allah'a abd olmak olmuş. Bakacağız. Nerede böyle bir dert varsa, nerede sadece Allah'a davet varsa yerimiz orasıdır. Niye kendimizi oyalayacağız? Sonra pişman oluruz. Bakarız ömrümüzün sonu gelmiş. Hiçbir şey değişmemiş. Hep yerimizde saymışız, hep oyalanmışız, hep birilerini konuşmuşuz. Hep kendimizi övmüşüz, birilerini övmüşüz, cemaatimizi övmüşüz. Bu sallah bunun için mi bizi gönderdi? Bizi birbirimizle uğraşalım diye mi gönderdi? Müminin derdi var. Müminin derdi Allah'tır. Dermanı da Allah'tır. Sadece Allah'a davettir. Ama bunu mutlaka Allah'ın vahyiyle yapması lazım. Ama bu vahiy talim eden de gereklidir. Mesela biz okulda öğretmenleri biliyoruz. Dersler veriyorlar. Matematik, işte Türkçe.
Arapça veya fen dersi işte dersler veriliyor. Biz öğrencilere gidin alın kitabı okuyun demiyoruz. O dersin hocası alır o kitabı talim ettirir. Öğretir. Kur'an'a da denilmez. Hadi git kendin Kur'an'ı oku. Kur'an'ı kendin oku anlamaya çalış denmez. Hadi ya da kendi kendimize okuyalım anlamaya çalışalım denmez. Bu kitabın talimini yaptıracak biri lazım. Canlı Kur'an lazım. Onunla talim görürsek elbette ki bu görüş sahabenin talim görüşüdür. Ve bu sırat-ı müstakimdir. Allah'a razı olsun. Allah bizi sırat-ı müstakiminde eylesin inşallah. Amin. Amin. Hocam Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Aslında bizim bugünkü aslında konumuz Mürşid-i Kamil'in tanımıydı, önemiydi. Mürşid-i Kamil'le beraber olmanın insan için yani insanın hayatı için gereklilikleri, onunla beraber olan onunla beraber kazanılacak olan nimetler ya da Allah'ın yani sevmediği ve beğenmediği hallerden kurtulmakla ilgilidir. Zaten hani yeteri kadar bir derviş mürşidini nasıl, ne kadar tarif edebilir ki biz dervişler olarak mutlaka aciziz yani. Ama en azından bu beraberliğimiz yani mesela ne kadar beraber olmuşsak bu beraberlik içinde, bu zaman dilimi içinde biz Allah bizi Mürşid-i Kamil dediğimiz kendisine tabi olduğumuz Efendimiz'de, mürşidimizde ayetlere göre, hadislere göre bu vasıflar biz mesela nelere şahit olduk bu beraberlik içinde. Zaten eğer şahit olmuşsak, istemişsek Allah'ı, onun gibi bir kul olmayı istemişsek mutlaka Allah samimiyetimize bakar. Olmamız gereken hali Mürşid-i Kamil ayna olduğu için mutlaka gösterir. Böyle olman gerekiyor istiyorsan. Yani benimle bir derdin varsa beni dert edinmiş kulumun halini gör gibi. Bir de böyle bir ayet vardır. İsterseniz açabilirseniz inşallah ben okuyayım ayeti. Yusuf suresi 108. ayet. De Allah buyuruyor ki kul hâzihi s-sebil ed'u ilallah ala basiretin ana ve men ittaba'ani وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ Mealen buyurmuştur ki ey Resulüm de ki kul işte benim yolum. Ben Allah'a davet ederim. Allah'ı görmeye عَلَى بَصِيرَةٍ basiretli olmaya, Allah'ın basir isminin üzerinde tecelli etmesine davet ediyorum. Allah'ın nuru ile bakmaya, şahit olmaya, güzellikleri de hem kendindeki güzellikleri Mürşid-i Kamil'in şahsında hem de kendinde Allah'ın sevmediği halleri görmeye davet ediyorum. Yani hakikat budur zaten. Ben ve bana tabi olanlar böyleyiz buyuruyor. Ben ve bana tabi olanlar böyleyiz ve ben ve Allah Sübhan'dır. Bütün noksan sıfatlardan münezzehtir. Her nasıl tarif edilirse edilsin, ancak kendini nasıl tanıtmışsa, diyor ya, Allah kendini sevdiklerine tanıtır. Ancak o kadar. Allah Sübhan'dır ve ben müşriklerden değilim de buyuruyor Allah Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. İsterseniz bu ayetin ışığında Mürşid-i Kamil'in tanımını biz de sizden dileyelim. Madem ki Resulullah Efendimiz'in varisleridir Mürşid-i Kamiller, insanların onlarda görmesi gereken en önemli meziyetler nelerdir? Çünkü o kadar ihtiyaç vardır ki bugün Mürşid-i Kamil'e, gerçekten hak olan Mürşid-i Kamil'e, insanlar dediğimiz gibi yani yanılmasın, kendilerine tabi olacakları ile kazansın, hakiki bir mürşid bulsun kendine, madem ki arayıştadır, madem ki Rabbini dert edinir. Buyurun hocam. Allah kelimede buyurur, Allah sizin için basiretler indirdi buyurur. Allah Kur'an'a basiretler dedi. Yani insan Allah'ın basir isminden tecellisine mazhar olmak istiyorsa
basiret Kur'an iledir. Canlı Kur'an'la beraber işin anlaşılması gerektiğini söylemiştim. Bununla beraber mesela Allah-u Kerime'de buyur ki Allah rüzgarları gönderir bulutları yakışlamak için. O rüzgar kelimesi rih kelimesi rih, revah. Aynı şekilde Allah'ın nefaktun min ruh buyurması, Allah mukarrabun için onlara ruhu reyhan vardır buyurması. Allah nasıl ki rüzgarları gönderiyorsa, Allah bir de Resullerini gönderir. Allah biz gönderenleriz buyurur. Allah gönderir, bulutu aşılar, sonra onu bir beldeye gönderir. Sonra onu harekete geçirir, beldeye gönderir, rahmetini indirir. Bununla beraber Allah-u Kerime'de buyurdu ki, Allah gökten mübarek bir su indirdi. Allah vahyini de indirdiğini buyurdu. Aslında vahyini indirdi derken mübarek su indirdi. Rahmeti indirdi. Ölü bir beldeye indirdi. Bununla beraber onu diriltti. İşte diriliş böyledir dedi. Yani birinin manevi olarak da dirilmesi için buna ihtiyaç var. O rahmetin inmesine ihtiyaç var. Dirilmesi lazım. Çünkü Resulullah Efendimiz içinde buyurmuştu Allah-u Kerime'de, Allah'ın Resulü sizi diriltene, Allah'ın vahyine davet ettiğinde onun davetine icabet edin buyurdu. O zaman peygamber varisinin, mürşid-i kamilin de aynı şeyi yapması lazım. Diriltene davet etmiş olması lazım. Bununla beraber Allah demiri indirdi buyurur. Devamında Allah kavi olduğunu beyan eder. Kavi ve aziz olduğunu beyan eder. Vahiy indirdi, demiri indirdi. Ne demek? Sana güç olacak, kuvvet olacak. O ağır sözü indirdi. Onunla güç bul, onunla kuvvet bul. Allah kavidir. Allah böyle seni kavi edecek. Seni vahiy de o basiretlerle kavi edecek. Onun için mutlaka nasıl Resulullah Efendimiz'in döneminde öyle olduğu gibi kıyamete kadar bu hep böyledir. Allah'ın sünneti, sünnetullah değişmez. Mutlaka vahiy ile olması lazım. Mutlaka vahiy ile dirilmek lazım. Mutlaka vahiy ile güç kuvvet bulmak lazım. Mesela Efendimiz buyurmuştu, göz ne kadar keskin olursa olsun, karanlıkta kalırsa göremez demişti. Onun için ona ışık lazım. Onun Allah'ın vahyiyle nurlanmış olması lazım, onun aklı. Aklı nurlanırsa o tefekkür edecek, tezekkür edecek, tedebbür edecek, tefakkuh edecek. Ayetlerle anlamaya çalışacak. Ama bunun mutlaka bir öncesi vardır. Mesela sahabeden biri buyurur, gidiyor bakıyor böyle Kur'an dersi alanlar vardır, ders alanlar vardır. Onlara söylediği söz şudur. Biz Resulullah Efendimiz'in döneminde böyle yapmıyorduk. Biz Kur'an'dan önce Resulullah Efendimiz'den imanı öğrendik. O zaman imanın talimi gerek. Önce imanı diri bir gönülden almak gerek. İman etmiş bir gönülden almak gerek. Nasıl ki Allah bulutu rahmeti indirmeye, yağmuru indirmeye vesile kıldıysa imanı da hidayeti de bir vesileyle verir. O hidayeti almak lazım. O hidayetle o basireti almak lazım ki görebilelim. Mesela bir önce söyledik, mürşitsiz zatın biri demiş, mürşitsiz yola gitmek, karanlık, kapkara bir gecede yola gitmek, yola devam etmek gibidir. Önünde çukur mu var, uçurum mu var belli değildir. Allah'ın nurunu misal getirirken ne buyurmuştu? Allah'ın nurunu anlatır. Sonra Allah kime nur vermemişse onun nuru yoktur dedi. Böyle elini çıkarsan
elin görülmeyecek şekilde, kapkara, zulümat. İman nuru olmadan, vahyin nuru olmadan kişinin düşeceği durum karanlıklardır. Orada bocalar durur. Yetmez. Bir de kendi doğru yolda olduğunu zanneder, bir de yol göstermeye kalkar. Sahte mürşitlerin yaptığı gibi. İşin ehli olmayan, bu o kadar bir zulümdür ki, nasıl ki Resulullah Efendimiz'in döneminde sahte peygamberler çıktı, sahte peygamberlik ne kadar yalancılıksa, hak mürşitlerin olduğu yerde de birisinin mürşitlik iddiasında bulunması da o kadar yalancılıktır. Kimsenin haddini aşmaması lazım. Mürşid-i Kamil'e Allah vazifeyi o vermiş. Bana geldiğin gibi kullarımı bana getir emrini vermiş. Böyle bir emre muhatap olan var. Bir de haddini aşıp insanlara yol gösterenler var. Bu çok yalancılıktır. Onun için önce talebe olmaya karar vermek lazım. Öğrenci olmadan hoca olunmaz. Önce bir boynu bükmek lazım. Ben bilmem, Allah bilir demek lazım. İşte o karanlıklarda olan yol göstermeye kalkıyor. Bir de Mürşid-i Kamil de yol göstermeye kalkıyor. Teslim olması gerektiğini bilmiyor. Bilmesi lazım. Bazen Medan hocamız da bu misali verir. Mesela insanın bir gönül tasi vardır. Mesela kirli bir suya daldırsan oradan alırsın. Gönül tasını deriye daldırırsan deryadan alırsın. Ama asıl olan deriye daldırmak da değildir. Deriye daldırsan tasın kadar alırsın. Kovan kadar alırsın ya da. Asıl olan o gönül tasını o deriye atmaktır. Derya olmaktır. Onun için Mürşid-i Kamil'e, Allah'ın kendi katından ilim bahşettiği zata teslim olmak gerek. Teslim olunca derya sahip olacağız. Vahiye dalacağız. Vahiy bize yeter. Ve biz hepimiz şahidiz ki, mesela Resulullah Efendimiz buyurur, yolculuğu bitirip tekrar yola başlamayı buyurur. Beyan ederken, işte Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuyup, bitirdikten sonra tekrar başa geçip tekrar okumak. Yolculuğu yapıyorsun, tekrar başa geliyorsun, tekrar okuyorsun. Bitmiyor. Öyle buyurdu Allah. Denizler mürekkep olsa, bütün ağaçlar kalem olsa, Allah'ın kelimesi bitmez. Bir mislini daha getirseniz, başka bir ayete yedi mislini getirseniz, Allah'ın kelimesi bitmez buyurdu. Bitmez, tükenmez bir hazine. Bize yeter. Ama ne diyoruz? Allah'ın kitabını okuma. Ya da birileri diyor ki, işte bu kitaplar okusan tamam yeterlidir. Allah başka buyurdu. Allah yemin olsun ki dedi, biz bu Kur'an'ı kolaylaştırdık. Öğüt anılsın diye kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mu dedi. Allah'ın gösterdiği o kolaylığı almak lazım. Kolay olan Allah'ın gösterdiğidir. Zor olan başka yollardır. Allah sizden razı olsun. Allah inşallah bizleri vahiyle dirilsin. Vahiyle diriltene davet eden de dirilsin. Allah inşallah vahiyle bizi mübarek kılsın. Amin. Allah inşallah vahiyle bize güç kuvvet versin. Amin. Geçen hafta sohbette siz de vardınız ya. Biz mesela ben aslında bunu soru olarak yöneltmiştim. Dedim ya mesela Allah yeryüzünü öyle bir dengede yaratmış ki bu yeryüzünde ve dünyada bizim huzurlu olabilmemiz için en uygun hayat biçimini Allah yani Kur'an-ı Kerim ile göndermiştir. Bunun adına da Allah İslam diyor Kur'an-ı Kerim'de. Barış demek, silim barış demektir, huzur demektir, paylaşmaktır, sevmektir, ikram etmektir, yardım etmektir. İslam'ın kendi içinde barındırdıkları bütün güzelliklerdir zaten. İslam'a baktığımızda zaten İslam'da Allah'ın esmasının tecellisi vardır. Kişi o esma ile güzelleştiğinde sadece etrafına hayır olur, rahmet olur, ikram olur, huzur olur, mutluluk olur. İnsanlar onunla ferahlar, onunla sükunete erer.
onunla sakinleşir, onunla asıl derdini hatırlar. Kimin rızası için neler yapması gerektiğini hatırlar. En uygun hayat biçimi Kur'an'dır. Yani hayat tarzı, müminin hayat tarzı Kur'an'dır. Neden Kur'an? Bir de siz ayrıca bir şeyler anlatmak isterseniz, inşallah onları da dinlemek isteriz. Evet, sizin de buyurduğunuz gibi, yani en uygun hayat tarzı Kur'an, hatta şöyle söyleyeyim, tek uygun hayat tarzı Kur'an'dır. Çünkü Kur'an'ı indiren, Kur'an'ı bizim gönlümüze indiren, bizi yaratandır. Tek uygun. Onun dışında başka yollar, başka hayat şekli, yaşam tarzı, buna din diyoruz aynı zamanda. Başka başka dinler var mıdır? Dünyada milyonlarca, milyarlarca vardır. Sayısını Allah'ın bildiği kadar. Niye? Çünkü herkesin kendine göre, hani İslam'ın dışındakiler için ben söylüyorum, Allah'ın seçtiği, dinin dışındakiler için söylüyorum, herkesin kendine göre çizdiği bir yol vardır. Biz buna din diyoruz. Yaşadığı bir hayat yani. Yaşadığı bir hayat, onun dini. Hayat tarzı, yaşam şeklidir. Bu artık nasıl kişi nasıl seçmişse, nasıl benimsemişse bu onun dinidir. Onun hayat tarzıdır. Ama müminin kendine göre bir hayat tarzı, bir yaşam şekli olmaz. Böyle bir şey yoktur zaten. Mümin için. Allah'a iman etmiş için. Öyle değil mi? Allah ve Resulü bir konuda hüküm verdiğinde ayet-i kerimedir bu. Müminlere fikir beyan etmek yakışmaz. Böyle bir şey yoktur dedi. O halde müminin kendine göre bir yaşam tarzı, bir hayat şekli yoktur. Niye? Çünkü mümin Allah'a teslim olmuştur. Onun teslimiyeti Allah'adır. Dolayısıyla mümin hiçbir yerde, hiçbir mekanda bana göre şu şöyledir, bana göre bu böyledir demez. Genel manada dikkat edin. Hocamızın söylediği şey mesela nedir? Bize göre şu şöyledir, bize göre bu böyledir der. Ben kelimesini kullanmaz yani mümin. Allah ile beraber olduğu için, Resulü ile beraber olduğu için. Bu manada baktığımızda müminin aslında nasıl bir giriş yapacağım şey yapamıyorum aslında ama müminin Allah'a göre mümin Allah'a göre hareket ettiği müddetçe Resulüne göre hareket ettiği müddetçe manevi olarak güçlenir. Manevi olarak nefsinden, şeytandan, şeytanlaşmış insanlardan uzaklaşmış olur ki bu durumda olan insanı aslında yenebilecek, onu yok edebilecek, onun imanını elde alabilecek hiçbir güç, hiçbir kuvvet yoktur. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için Hazreti Ayşe annemizin yanına geliyor ya bir topluluk, onun hemen vefatından sonra Hazreti Ayşe'ye sorar, bize Resulullah Efendimiz'den bahsedin, bize onu anlatın. Mesela cevaben buyuruyor ya, siz hiç Kur'an okumadınız mı? Siz Kur'an okusaydınız Muhammed'i, yani Resulullah Efendimiz için onu tanırdınız. Resulullah Efendimiz için buyuruyor ya, o canlı Kur'an idi, yürüyen Kur'an idi. O Allah'ın bütün 99 tane ismi ile Allah'ın 99 tane ismiyle tecelli ettiği zat idi. Bütün alemlere rahmet idi. Ki ayetle de Allah buyuruyor ya. Mesela mürşid-i kamillerin de vasıfları böyle olması lazım diyebiliyoruz. Kur'an'a göre, Resulullah Efendimiz'e göre. Mürşid-i kamil de mutlaka canlı Kur'an olmuş olması lazım. Kişi mesela ben iman etmiş miyim, etmemiş miyim diye kendi imanını ölçmeye çalıştığında ya da kendini sorgulamaya çalıştığında Kur'an ile
bir de canlı bir ayna da görmesi lazım. Ne kadar iman etmişsem ben kim gibi olmuşum? Yani mesela müminlerden Allah bahsediyor ya, mutlaka yani gereğini yapmışlar ki o zümreye dahil olmuşlardır. Bu sadece hani Resulullah Efendimiz'in dönemine, ona tabi olan sahabeye, tabiinlere, sonrakilere ait bir durum değildir. Hani Hazreti Adem'den beri mümin vardır, müminler vardır. O zümreye kim dahil olmuşsa, o kriterleri kim yerine getirmişse o zümreye dahil olmuştur yani. Yani biz de mesela bugün için söylüyoruz. Kişinin gerçek manada Allah'a, zatına ve sıfatlarına, Esma-ül Hüsna'sına iman edip etmediğini kime bakarak anlaması lazım? Ya da nasıl anlaması lazım? Çünkü ciddi bir iştir. İsterseniz böyle devam edin. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah dostlarından bahsederken, kendi varislerinden bahsederken çeşitli vasıflarını anlatmıştır. Bunlardan bir tanesi diyor ki, onlar göründüklerinde Allah hatırlanır. Şimdi dergaha gelen kardeşlerimiz istisnasız hepsi böyledir. Ya da televizyonda mesela hocamızı gören kardeşlerimiz buna şahit olmuşlardır. Hocamızın mesela ilk gördüğümüzde aklımıza ilk gelen şey Allah'tır. Bize Allah'ı hatırlatıyor çünkü. Onun için bir, iman edebilmek için karşımızdakine baktığımızda eğer bize gerçekten Allah'ı hatırlatıyorsa, bize Allah'ı anlatıyorsa, sadece anlatmakla kalmayıp bize Allah'ı sevdiriyorsa, o aşkı, o muhabbeti bize tattırıyorsa, bu bellidir yani. Yani bu hayal etmekle olacak şeyler değildir. Gerçekten Allah'a bize sevdiriyorsa mutlaka ama mutlaka onda bir şey vardır. İmanımızı ona göre değerlendirmemiz lazım. Ona göre ölçmemiz lazım. Çünkü Resulullah Efendimiz döneminde vardı. Sadece o işte sahabeye anlatıyordu, yaşıyordu, yaşattırıyordu. Şu anda da olması lazım. Canlı olarak olması lazım hem de. Allah'ın bütün sıfatları bir insanın üzerinde varsa, ama bunu sadece diliyle değil yalnız. Hem söylüyor, anlatıyor, hem de yaşattırıyorsa. Bu kim olursa olsun, dünyanın neresinde olursa olsun, onu ilk gördüğümüzde aslında Mürşid-i Kamil'in bu özelliği var. Yani cezbedici bir özelliği vardır biri. Çekicidir, cezbediyor. Hiç aklında olsun olmasın, baktığı hatırlarsın. Böyle bir özellik varsa sadece hatırlamakla kalmayıp Allah'ın aşkını, muhabbetini tattırıyorsa, biraz da ilerisini anlatacak olursak, sana gösteriyorsa, gösterir çünkü. Az önce okuduğumuz ayet-i kerimede ne buyuruyordu? Kul hazihi sebili, de ki işte benim yolum hazihi budur. Benim yolum budur. Nasıl? Ed'u ilallahi ala basireti. Allah'a davet ediyorum ama görmek üzere. Allah'ı görmek üzere davet ediyorum sizi. İşte gösteriyorsa eğer, neyi gösteriyorsa, Allah'ın vedud olduğunu bütün şiddetiyle onu gönlünün derinliklerinde böyle sana tattırıyorsa eğer, Allah denince gönlün kıpır kıpır oluyorsa, dayanamayıp böyle sayha atanlar oluyorsa, böyle ağlayanlar, sızlayanlar oluyorsa, bunda bir şey var demektir. İmanımızı da ona göre ölçmemiz lazım. Ben ne kadar benziyorum, ona ne kadar yakınım. Örnek kul o. Model kul odur çünkü. Ama işte Muhammed Hoca'nın söylediği gibi
Ya bunları da söylemeden de edemeyeceğiz tabii ki. Böyle sahte mürşitler piyasada o kadar türemiş ki, gelin diyor, işte ben sizi götürürüm, şöyle yaparım, böyle ederim, Allah'a yakın ederim. Bir mürşidi kamilin en önde gelen özelliklerinde, belki en önde gelen özelliği diyeyim, insanı kendine davet etmez. Kime davet eder? Allah'a davet eder. Benim cemaatime gelin demez. Bana gelin, bize gelin demez. Ayet-i Kerime'de öyle buyuruyor ya, اَدْعُوا اِلَى اللّٰهِ Allah'a davet ediyorum. Bana değil, ona değil, Ahmet'e, Mehmet'e değil. Allah'a davet ediyorsa, Allah'ın aşkını, muhabbetini tattırıyorsa, seni Allah'a aşık ettiriyorsa, dost budur, mürşid-i kamil budur, peygamber varisi de budur. İmanımızı da, İslam'ımızı da, ihsanımızı da, her şeyimizi de ona göre ölçmemiz lazım. Yoksa hayal etmiştir. Bu din hayalden ibaret değildir. Basiret üzeredir, görmek üzeredir. Sen Allah'ın muhabbetini, aşkını tattın mı? Gördün mü onun ötesinde? Perdenin arkasındakini, arkasındakinin arkasındakini gördün mü? Gördünse teslim oldun. Gördünse Müslüman oldun, Allah'a teslim oldun. Allah'ın Resulüne teslim oldun, Allah'ın kelamına teslim oldun. Görmedinse hayal etmişsindir. Kimse kusura bakmasın. Allah biz bakmıyoruz abi. Evet. Yani basiret üzeredir. Ve gerçekten bu yolu söylediğimiz gibi böyle olan zata göre kendimizi ayarlamamız lazım. Eğer ayarladıysak sorun sıkıntı yoktur. Yoksa hayal kurmuşuzdur. Allah bizi gerçek manada kendisine abd olmuş olanlarla beraber eylesin inşallah. Mürşidi kamille, hakiki mürşidi kamille, görenle, yaşayanla, tadanla, aynı zamanda tattıranla beraber eylesin. Yalancılardan, sahtekarlardan da uzak tutsun inşallah. Amin. Yoksa zarar veriyor. Gerçekten ümmette zarar veriyor. Görüyoruz adam, ben mürşidim diyor, ben şuyum buyum diyor ama bir anda binlerce insanı cehennemin uçurumun ortasına götürüyor. Allah bizi sonuna hayretsin. Amin. Allah akıbetimizi hayır eylesin inşallah. Allah ümmeti Muhammed'i de inşallah şu anda içinde bulunduğumuz inşallah bu halden selamete çıkarsın inşallah. İnşallah bir ve beraber olmamız için belki ümmet olarak büyük bir tecrübe yaşadık. Geçmişten inşallah ibret alıp birliğin, beraberliğin, gerçekten vahyin şemsiyesi altında, Resulullah Efendimiz'in ahlakı, sünneti altında olması gerektiğini, her Allah diyenin, her Allah'ın ayetlerini okuyanın gerçekten bir yol gösterici olmadığının biraz daha ümmetin artık görmesi, anlaması gerektiğini İnşallah Rabbimden niyaz ederiz. Amin. Allah bize o feraseti, o basireti ihsan etsin inşallah. Amin. Ders çıkaranlardan eylesin. Amin. Bütün bu musibetlerden. Önüne bir rehber seçip önümde yürü diyeceği kulların mutlaka inşallah artık Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakıyla ahlaklanmış olması gerektiğinin bilincine inşallah varmıştır. Bakınca öyle inşallah bundan sonra görenlerden eylesin ümmet bizleri. Şimdi aslında bir bütün peygamberlerde de, bütün mürşid-i kamillerde de bir vasıf daha var ki, yani biz görünce aslında gönlümüzde, nasıl ki gönlümüz onunla beraber Allah'ı haykırdıysa, mesela mürşid-i kamil ile beraber ilk olduğun andan itibaren şunu haykırır. Gel gel diyor. Ben öyle bir dost ile beraberim ki, öyle bir dost gördüm ki, öyle bir dostla tanışmışım ki o aynı zamanda senin de dostundur. Lakin sen bundan mahrum kalmışsın.
Bunu unutmuşsun. Dünya hayatı seni oyalamıştır. Meşgul olmuşsun. Haliyle, ahlakıyla, duruşuyla her zerresi bunu haykırıyor. Gel diyor, seni o dosta götüreyim. Biz ise mesela gidince çoğu zaman Allah bizi affetsin, cehaletimizle, yani cehaletimizle inşallah bakmışız. O bizim eksikliğimizdir. Bakınca mesela kafamızda böyle bir şeyh, bir mürşid, bir mürşid-i kamil resmi çizmiş ya, anlatılanlara göre kendi beynimizde bir resim oluşmuştur. Herhalde öyle olmadıkça o değildir demişizdir. Oysa ki yani aldanmışız çoğu zaman gerçekten. Asıl görmemiz gerektiği, yani görmemiz gereken meğerse değilmiş. Sana lazım olan onun Allah gönlündeki Allah aşkıdır. Sen onun gönlündeki Allah aşkını bir zerre tadacaksın. Sana bu yeterdir aslında. Onun feryadına bir zikirde, bir sohbette, bir duada, bir iştirak et, tadacaksın. Allah ikram eder zaten samimi olanlara. Biraz Önder abi'yi de dinleyelim. Mesela siz mürşidinizle, babayla ilk tanıştığınızda bu feryadı nasıl tattınız onunla beraber? Mesela ne gördünüz gönlünüzde, mesela nasıl bir hal oldu? Siz dediniz ya, insanın aklında böyle bir şey modeli oluyor. Evet. Mesela ben hocamızın yanına, babanın yanına böyle söyleyeyim, çıktığım zaman İlk yeni çıkıyordum merdivenleri. Yani insanın aklına tabi böyle bir şey modeli var ya, cübbeli, sarıklı, yanında asası duran bir insan bekliyor böyle. Evet, sen de çıkarken de hani aman işte bir şey yapmayın, bana kızmasın, laf söylemesin, böyle hiddetli bir şey bekliyor insan karşısında. Ben hocamızı gördüğüm zaman ilk aklıma gelen şey şefkat oldu. Şefkat. Ama gördüm, hani açıkça söyleyeceğim, böyle bir birisi var karşımda, hani gömlek giymiş, böyle yakışıklı bir şey, yani cezbediyor adamı, öyle söyleyeyim. Hani ilk görüşte adamı etkiliyor yani. O tebessümü, o şefkati. Kendi kendime dedim ki, ya herhalde hani bu değildir diye. Sonra onun bir feryadını gördüm. Kulları Allah'a çağırmasını gördüm. Sonra kendi kendime içimden dedim ya işte namaz kılmayı, oruç tutmayı herhalde öğretiyorlar burada. Biz de zaten onu biliyoruz. Sıkıntı yok. O an hocamız bir kelime kullandı. Dedi, namaz kılmayı, oruç tutmayı öğrenmek isteyenler yan tarafımızda cami var, oraya gitsinler dedi. Biz burada namaz kılmayı, oruç tutmayı öğretmiyoruz dedi. Ben kendi kendime dedim ya, hani ne oluyor? Dedi, ben burada Allah'a aşık olmayı öğretiyorum, aşık. Kim Allah'a aşık olmak istiyorsa yanıma gelsin dedi. Demiyorsun, gölünde böcek var. Dinliyor muyuz seni? Demiyorsun, gölümüzde çok aşikar etmişiz onlardır. Sonra kendi kendime dedim ki, vallahi bu adam da hani, bu adam işi biliyor ya. Bu adam insanları Allah'a nasıl aşık edeceğini biliyor. Çünkü onun o tebessüm hali, onun o feryadı, hani hepimiz biliriz, burada büyük abilerimiz vardır. Hepsinin affına sığınıyorum. Babayı gördüğümüz zaman ilk aklımıza gelen şey merhamet olmuyor. Hani gireyim onun kollarına sarılayım. Muhabbet olmuyor. Affedici özelliği olmuyor. Biz böyle gördük yani, böyle tanıdık. Biz Mürşid-i Kamil'i böyle tanıdık. Biz böyle tanıdık. Hani en yani günah işlediğimiz zamanda bile ya, yanına gittiğimiz zaman bize tebessüm ederdi. Şefkatini gösterirdi, merhametini gösterirdi. Biz Mürşid-i Kamil'in vasfını böyle biliyoruz. En azından ben öyle söyleyeyim. Ben böyle biliyorum. Çünkü hani Allah devamdır dedi. Sıkıntı yok yani. Bir önceki sohbette dedir mi yani aşıkların günahla işi olmaz. Onun da günahla işi yoktur yani. O da ona bakmıyor zaten. Sen Allah'a aşık olacaksın. Sen Allah'a kul olacaksın. Ben olmuşum, sen de olacaksın. Kendilerini Mürşid-i Kamil ilan ediyorlar ya. Ya senin yüzün daha tebessüm etmiyor. Sen gülmüyorsun ya. Resulü Efendimiz'in varisi olduğunu iddia ediyorsun. Resulü Efendimiz'in en önemli özelliği yüzünden tebessüm eksik olmamasıdır. Senin yüzünde tebessüm yok ya. Seni gören kaçıyor ama bana kızmasın diye. Biz hocamızı gördüğümüz zaman gidip yanına oturalım diyoruz. Onun iki tane tebessümünü görelim diyoruz.
yüzündeki tebessümü bize muhabbet veriyor. Adam mürşid-i kamil olduğunu iddia ediyor, yüzünde tebessüm yok ya. Müritleri ondan kaçıyor. Kaçacak delik arıyor. İşte yüzüne bakılmaz, eli tutulmaz, yanında oturulmaz. Niye ya? Allah Resulü Efendimiz'e buyurmadı mı? O da sizin gibi bir insandır, o da sizin gibi beşerdir dedi. Sen mürşidini aldın, peygamberin ötesine bıraktın ya. Peygamberin ötesine bıraktın. Bu kadar olmaz ya. Devam etmek ister misiniz Gülkan abi? Hı? Mesela dedi ya, Önder abi dedi ya, biz hani mürşidimizle ilk tanıştığımızda elimizde olmadan kendimizi tabiri caizse onun şefkat kucağına bıraktık. Zaten iradesiz vurdu. Bu böyledir zaten. Yani gönül zaten aradığını bulunca orası onun için hem son duraktır arayış için, hem de ondan sonra Allah'a seyir için de başlangıçtır aslında. Onunla beraber özlediğimiz, kendisine karşı hasret çektiğimiz, kendisinden ayrıldığımız, maşukumuza kavuşmak için de bir yolculuğun başlangıcıdır. Siz onun gönül deryasına nasıl bıraktınız kendinizi? İlk karşılaştığınızda böyle biraz bahsederseniz. Biri kardeşimizle beraber gittim. Ben yukarıya çıktığımda, mürşidimizi gördüğümde içinde, yani kendi elimde olmadı. İstek dışı kendi kendime ne güzel bir insan diyordum. Sonra kendime geldim, dedim ki ya hiç tanımadığın, etmediğin bir adama yani sen niye kendine bu ne güzel insan diyorsun? Sonra ben farkına vardım ki benim içimde başka bir şey varmış. Yani tabiri caizse ruhumu onu zaten aradığını, onu bulduğunu ve onunla o kavuşma anını seyrettim, tabiri caizse. Görünen köy kılavuz istemez derler ya. Baktığın zaman mesela orada kardeşlerimizin bazıları ağlıyordu. Öyle feryat ederek ağlıyorlardı ki. Ya ben diyordum bunların evleri mi yanmış, anaları babaları mı ölmüş? Yani bu ne feryattır? Karadeniz'de gemileri mi batmış? Yani bu neyin aşkıdır ki bu bunları böyle bu kadar yapıyor? Tabii biz bu halleri yaşadıktan sonra hani dedim ya içimde sanki başka bir şey daha varmış. Bunu tatmaya başlayınca biz de o hale dönmeye başladık. Biz Rabbimizden uzak kaldığımızı, onu aslında ne kadar özlediğimizi bize hatırlattı. Hani diyor ya sen onlara hatırlatacağız. Yani bizi kendimize getirdi. Uykudaydık, uyuyorduk. Yani yürüyen bir ölü gibiydik. Yürüyen bir böyle uyuyan bir insandı. Bizi uyandırdı, kendimize getirdi, sirkeledi bizi. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamdolsun ki onunla tanışmışız. Ben geçen haftaki sohbette de söyledim. Gerçekten ben ondan uzak kaldığım zaman ben hüsrandayım. Ama onunla beraber olduğum zaman gönlümde huzur şiddetiyle böyle bir şiddetli bir huzur yaşıyorum. Hamdolsun Allah. Şükürler olsun. Allah razı olsun. Allah bizi her daim, her iki cihanda da onunla beraber eylesin inşallah. Amin. Amin. Allah razı olsun. Bu arada size de vesile olan İdris kardeşimizden de Allah razı olsun. Selam olsun. Aleyküm selam. Başka yere batırmasın. Hakkı Allah dosya kılsın inşallah. Amin. Allah razı olsun. Bu olduktan sonra inşallah Allah bizim elimizle insanlığa, ümmet-i Muhammed'e hidayet versin inşallah. Amin. Merdan hocamızla inşallah devam edelim. Hocam inşallah sizinle devam edip inşallah bu programı kapatalım. Biraz da böyle dedik ya, o Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Allah'ın indirdiği o ayeti diyor ya, de ki işte benim yolum. Ben ve bana tabi olanlar böyleyiz. Ben Allah'a
Allah'ı, Allah'ın tecellisini, esmasını, fiillerini, rahmetini, sevgisini, Allah'ın kuluna verdiği değeri görmeye davet ediyorum. Ben ve bana tabi olanlar böyleyiz ve ben Allah Sübhan'dır, ben müşriklerden değilim. Biraz da sizin o güzel gönlünüzden ve aşk boyutuyla dinleyelim. Kardeşlerimiz hepsi kendi gönül halleriyle aslında babayı anlatmaya çalıştılar, mürşidimizi anlatmaya çalıştılar. Mürşid-i Kamil'e bakış açısını, onun bizdeki tesirini, etkisini, hayatımıza katmış olduğu yeni bir anlayışı, fehmi, bakış açısını. Yani o kadar farklı şekilde anlattılar ki, yani kimi zaman böyle bakıyoruz, bir kardeşimiz mürşidimize olan bakışını anlatırken 3-5 yaşındaki mahzun bir çocuğun belki de ebeveynlerine olan ihtiyacı gibi, muhtaçlığı gibi anlatıyor. Kimi zaman bakıyoruz ki yaşamış olduğumuz birçok böyle bilgi dolu, fikir dolu, işte ideolojilerin olmuş olduğu platformlardan sonra, belki de artık beynimiz yorgun düştükten sonra dinlenmeye, işte huzuru bulduğumuz, hakikati bulduğumuz, kendi gönlümüzü, bütün o bilgilerimizi bir tarafa atıp sanki böyle göğsümüzün kafesinden çıkarıp Mürşid-i Kamil'in eline verdiğimiz bir anmış gibi anlatıyoruz. O kadar yakınlık vermiş bize. Yani bunun her ne kadar insanlara böyle anlatmaya çalışırken bunu bazı sözlerle süslemeye çalışsak da, yani onlara deliller, ispatlar aramaya çalışsak da Mürşid-i Kamil'in önemini, biz aslında bütün bunların yanı sıra çok sevmiş olduğumuz bir insandan bahsediyoruz. Asıl bizim derdimiz bizde yapmış olduğu değişikliktir. Bizim gönlümüze dokunuşudur. Bizim kalbimize vermiş olduğu muhabbetullah'tır. Marifetullah'tır. Allah'a olan o yakınlığı hissediyoruz ya. Her geçen gün Allah'a bir adım daha yaklaşıyoruz ya. Bizim asıl haz duyduğumuz şey odur. Elbette ki yol basiret üzeredir. Her ne kadar yani hani keramet övülmez denilse de, yani yolumuza tabi olan birçok insanın gerek mana gözüyle, bazen de zahir gözüyle gördüğü birçok şeye şahitliği vardır herkesin ve bizler de görmüşüzdür hepimiz. Ama bunun yanı sıra manen de birçok şeyi görmüşüz. O basiretimiz olmuş hepimizin. Mürşid-i Kamil'in bize vermiş olduğuyla böyle lafta değil de kardeşliği mesela görmüşüz. Allah'ı sevmeyi görmüşüz. Kendi içimizde, yani o güne kadar mümin, Müslüman sayıp belki de kendimizi üstün görürken kendi içimizde şirki görmüşüz. Bu şirkin bizler için ne kadar büyük bir tehlike olduğunu görüp ondan temizlenmemiz için yüreğimizi Mürşid-i Kamil'in avucuna vermişiz. Arayanlar diyorduk biraz önce bütün kardeşlerimiz söylerken, aradığınız bir şey varsa gelin bizdedir demek istiyoruz aslında böyle televizyonların başında bizleri izleyenlere. Gelin, yani mürşidimiz sizin gönlünüzün de devasıdır demek istiyoruz. Sizin de aradığınız ondadır demek istiyoruz aslında biz. Biz sadece bunu dillendirmek istiyoruz. Aradığınız buradadır demek istiyoruz. Arayan odur aslında. Hazreti Peygamber yeryüzüne indiği zaman arayanlara aradığınız bendedir gelmemişti. O şekilde bir geliş değildi. Hazreti Resulullah Allah'tan artık sen benim Resulümsün emrini aldıktan sonra, hele biraz hepimiz kendimizi Hazreti Resulullah'ın yerine koyalım. Acaba ne düşünmüştür? Ben bu insanlara nasıl anlatacağım? Böyle bir şeyi ben bu insanlara nasıl tebliğ edeceğim ya? Yani? Ben Rabbimin kuluyum, abdiyim ve Resulüyüm. Abdiyet zaten onun o başındaki en büyük derttir. Maaşı onun derdiyle böyle hemdert olmak, onun ardından yürümeye çalışmak yetmiyormuş gibi kendisine asi olmuş, kendisini unutmuş, kendi hayatında hiçbir şekilde deyim yerindeyse artık Rabbine önem vermeyen insanlara bir de sizin Rabbiniz var deyip hatırlatması gereken müjdecidir Hazreti Resulullah. İnsanlar mı arıyor değil, o mu insanları arayıp buldu? O mu gitti çadır çadır gezdi? Gelin aradığınız bende demedi aslında. Zaten onların bir aradığı yoktu. Zaten herkes bulunduğu yerden memnundu.
o kadar sapkın duygular var ki, yanlış anlaşılmasın sözüm. Çünkü onlar da bizim mümin kardeşlerimizdir. Kendisine iletmek istiyorsun, diyorsun ki bak senin bu yaptığın gibi değil kardeşim. Can ciğer arkadaşım, yapma böyle. Yapma. Rabbim bendedir deme. Ben bu işi bitirmişim deme. Kendini müstahini görme. Yani sen ben ehli nefis insanlarız. Gel bizim Rabbimize ihtiyacımız var dediğinde diyor ki ben bu işi zaten yutmuşum, bitirmişim. Şu anda Allah bende, Allah benimle diyebiliyor yani. Yani abdlikten çıkmış, hiç böyle abd gibi durmuyor. Hazreti Resulullah'ın Allah'ın huzurunda durduğu gibi, kimi zaman gözyaşıyla, kimi zaman ibadetiyle inlediği gibi durmuyor. Kalbinde bir yumuşaklık yok. Hatta Allah ismini bile zikretmek istemiyor. O diyor, aşk diyor, bilmem ne diyor. Yani Allah'ın ismini zikrederse sanki hani sosyeteye karşı bir rezillik olmasın havası var yani. Onun ismini bile zikretmek istemiyor. Çünkü Rabbinden utanıyor aslında. Kendini övmek istiyor. Kendini ilah edinmiş farkında değil. Yapma. Yapma çünkü sen Hazreti Resulullah'ın evladısın. Kendini ateşe atıyorsun. O bugün olsaydı senin bu yaptığını değil, gel benimle birlikte ağla derdi. Gel benimle birlikte Allah de derdi. Allah'ı zikretmek utanılacak bir şey olmasa gerek. Hepimizin başına gelmiştir. İlk yani ışıklar sönüp mürşidimizle birlikte oturup sağa sola salınarak Allah'ı zikrettiğimizde bize bir tuhaf gelmiş olabilir. Ama Allah'ı zikretmekten utanma, utanma. Yani şu rakçılara, popçulara bakıyorsun mesela. Sağa sola salınarak, bilmem ne türlü hareketler yaparak, türlü türlü şeyleri zikrederken Allah'ı zikretmek hiç ayıp olur mu? Ben seni zikretmekten büyük bir şeref duyarım. Hatta layık değiliz biz seni zikretmeye. Mürşidimiz bize bunu gösterdi. Hayatımızla gösterdi. Kendi hayatıyla gösterdi. O bizi yarattı. Belki belli bir zamandan sonra yani böyle cemaat içerisinde sayımız biraz çoğalınca birbirimizi davet ettik. Bazı arayışlara çağırdık ama ben kendi şahsım için söyleyecek olursam çocukluğumdan gençlik yaşıma kadar yani 16-17 yaşıma kadar yaşamış olduğum deyim yerinde ise kaos gibi, böhran gibi. Geçen böyle bir hayat içerisinde ben de bir cemaate mesela mensuptum. Fakat onun kucağına düşmeden önce anlamamıştım. Mürşidimin avucuna düşmeden önce yaralı bir serçe olduğumu, aslında ben derdime derman aradığımı, böyle yok arayışmış, yok ben alemleri tanıyacakmışımmış, yok bilgiymiş, yok bilmekmiş. Ben sadece bir nefes almak istiyordum, nefes. Oh deyip içime çekerken bu nefesi aşağıya kadar inmiyordu. Şuralarda bir yerde düğümlenip duruyordu. Ne yapıyorduysam aşağı inmiyordu aşağı. O bir babaydı. İlk elimi tuttuğu zaman ki ben çocuk yaşlarımda düştüm. Onun dizinin dibine. Öyle bir düşüştü ki o. Yani göstermek zaten mürşidimiz bütün hayatıyla bunu göstermiştir. Yani böyle daha nasıl söyleyeyim, ilk İstanbul'dan geldiği zaman bambaşka bir hali vardı ki yani onun bir sürü kerametini gören çoktur. Onun her hali kerametti. Çünkü onun inleyişi farklıydı. Onun dilinden dökülen bizim dilimizden dökülen değildi. Etrafımızda görmüş olduklarımızdan değildi. Her kendisini inkar eden, kendisine hakaret eden, kendisini reddedene karşı daha önce de bunları söylemiştim. Onun o sabri, o sevgisi, o muhabbeti. Biz mürşidimizden bir şeyler aldık. Biz bir şeyler öğrendik. Biz bir şeyler yaşadık. Muhakkak ki olacaktır bu. Sonuçta bir mürşid-i kamile bağlıyız yani. Hepimiz neredeyse aynı platformda, aynı konuları konuşmaya çalışıyoruz. Dönüp duruyoruz, mürşidimizi anlatmaya çalışıyoruz. Ama farkındayız aslında, hepimiz de eksik kalıyoruz. İçimizi yakan, bizleri kendimizden geçiren, sarhoş eden bir hal var. Ama ifade de edemiyoruz tam manasıyla. Rahat da etmiyoruz, dönüp dolaşıyoruz, yine mürşidimizi gündeme getirmek istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki o şu anda izleyen için de bir şifadır. Onda var. Onun babalığını gördük çünkü. Bir anne gibi üzerimize titreyişini gördük. O da ümmidir yani. Onun bizim gönlümüze dokunuşunu gördük. Onunla var olduğumuzu hissettik.
Onunla Allah'ı özlemeyi öğrendik. Öğrenmeyen var mı içimizde? Allah'ı özlemeyen var mı içimizde? Yine dönüp dolaşıp her an bir günaha, bir hataya, bir batağa düşebiliriz. Ama ondan sonra Allah'a bakış açımız, aleme bakış açımız hiçbir şekilde bir olabilir mi? Yani iblis bizi, belki bize günah işletebilir. Ama Allah'a kafa tutmayın. Allah'a karşı edepsizlik yapmayın. Ağır bir hal ile şirke düşmeyin. Bunu yapabilecek kadar bir gücü kalmamıştır. Çünkü ne dedi eski mutasavvıflar? Ona insan eli dokunmuştur dedi. Beni alır her türlü çamura bulayabilirsin. Ama ben o mürşidi kamilin gözyaşının altında kısa bir zaman içerisinde durarsam, değil senin benim üzerime bulaştırmış olduğun çamur, nefsimin halinden bile en ufak bir zerre kalmaz. Mürşid-i Kamil bize kardeşliği öğretti. Biz kardeş olmaya başladık. Birbirimizi sevmeye başladık. Allah'ı sevmeye başladık. Bu iş böyle basit değil. Bununla kalmadı ama. O Resul'dür çünkü aradaki elçidir. Bir de yukarıda Allah'la bu işi halletmeye çalıştı. Ya Rabbi dedi, bu kulların senin rızan için kardeş oldu. Allah'ım bu kardeşliği onlardan kabul eder misin? Konuştuk, ifade ettik, senin ayetlerini okudum. Ben kendi gönlümdekini onların gönlüne boca ettim. Ya Rabbi, bu kardeşlerimin de aşkını kabul eder misin? Ya Rabbi, onların sana olan muhabbetini de kabul eder misin? Küçücük, minicik bazı şeyler yapıyoruz bazen böyle. Hani Allah'ın hoşuna gitsin diye. Yani çoğu da ya zaten anlık bir reflekstir belki. Ya Rabbi seni seviyorum deriz mesela. Bir anda bakarsınız ki mürşidimiz bize ne der? Bir veli muamelesi yapar. Evliya muamelesi yapar. Yani biz kendi halimizi biliyoruz. Çıktığımız zaman dışarıdaki halimiz. Ama onun huzuruna geldiğimizde bize evliya muamelesi yapan bir mürşid-i kamil. Sana veli muamelesi yapan. Bizlere bu şekilde bir değer veren başka kimsemiz oldu mu? Yani annemiz, babamız mutlaka ki bizi sever. Eşlerimiz bizi sever. Çocuklarımız bizleri sever. Ama bizlere bir Allah dostu gözüyle bakan oldu mu? Mürşid-i Kamil karşısındakine Allah dostu gözüyle bakandır. Oysa o karşısındaki kişi Mürşid-i Kamil'in huzuruna çıktığında ona Allah dostu gözüyle bakmaz. Mürşid-i Kamil kimdir? Mürşid-i Kamil benim gibi günaha, hataya, kusura bulaşmış olana evliya muamelesi yapan, Allah aşığı imişim gözüyle bakandır. Benim ona bakışım değil. O anlar çünkü malda. Ben anlamam. Çünkü o Allah ile bakar, ben nefsimle. Aradaki fark budur. Mürşid-i Kamil bu kadar hatamıza, kusurumuza rağmen setredendir. Biz kendi hatamızı, kusurumuzu örtemesek. Nasıl biridir Mürşid-i Kamil? Hani giderim işte Mürşid-i Kamil'in sıfatları nedir? Belli bazıları şey der yani. İşte 24 tane ne derler ona? Vasfı vardır. Ne 24 tane vasfı ya? Kim koydu bu vasfı? Kim koydu o vasfı? Ben veliyi tanırım. Sen veliyi tanıyorsan sen velisin zaten. Ben bilmem. Ben veliyi, meliyi, mürşidi tanımam. Ben hiçbir halden de anlamam. Dini bir bilgim vardı. Sağ olsun mürşidim zaten onu da aldı. Bir paçavra gibi suratıma fırlattı zamanında. Bu mudur yani dedim. Bütün ömrünün özeti bu mudur? Bu kadar şey yaşadın. Öksüzlüğü yaşadın, yetimliği yaşadın, sıkıntıyı yaşadın, derdi çileyi gördün, aşkı tattın yaşadın. Bu mudur yani? Alman gereken bu mudur? Senin şu anda var olmaman gerekirdi. Erimen gerekirdi, erimen. Kazanmış olman gereken bu mudur yani? Mürşid-i Kamil bizi arar. Biz Mürşid-i Kamil'i arayamayız. Vallahi Mürşid-i Kamiller olmasa, geçmiş itibariyle düşünecek olursak, nebiler, peygamberler olmasa bizler bir kaşığı alıp ağzımıza götürmeyi bile beceremeyiz. O bizi aradı, ne güzel aradı. Bu arayışın sonunda eğer vuslat varsa biliyoruz ki bu vuslat da ondandır. O gönüllerin tabibidir. O ne yaptığını bilendir, ne yaptığını bilen. Biz bilmeden sağa sola kendimizi vursak da. Bize dua etmeyi öğreten odur. Allah'tan ne istediğimizi biz bilmeyiz. Onunla öğrendik mesela.
Onda ne gördük biz ha? Bazen diyorum ya, biz ondan çok özlemiş olduğumuz maaşımızın kokusunu alıyoruz, kokusunu. Yani kimseyi gelin delillerinizle işte size şöyle yapalım, böyle yapalım değil. Mesela Ab bin Ümeyr gibi. Diyor gitti Medine'ye, kapıları çalıyordu böyle. Öyle ille de süslemeye gerek yok. Benim sözlerim biraz süslüdür ama o manada değil yani. Süslemeye gerek yok. Diyor çalardı kapıları, derdi ki lütfen beni biraz dinleyin. Ondan sonra isterseniz beni öldürün. Ne anlatacaksın? Mekke'ye biri gelmiş, o Allah'ın Resulüdür. Ne olur onu bir dinleyin. Ne olur kendinizi ateşe atmayın derim, atmayın. Yani benim fikrim senin fikrini yensin. Yok benim fikrim senin fikrini çürütsün. Ne fikri, ne anlayış. Kimse ateşte yanmaz. Hepimiz Allah Resulü'nün elini tutalım. Gelin burada bir aşık var. Biz onun aşkına şahidiz. Eğer sen de bir aşk istiyorsan gel diyoruz. Hepsi bu. Bize öğretmiş olduğu şey budur. Çok fazla bir bilgiye gerek yoktur çünkü. Bize Allah'ı sevmek lazım. Bize Allah lazım. Ve Allah'a şu yapmış olduğumuz artık ibadetimiz varsa bir hayrımız Allah'a kabul ettirmek. İşlemiş olduğumuz onca günah, hatayı, kusuru sildirebilmektir. Ya Rabbi biz seni seviyoruz. Ya Rabbi seni seviyoruz. Amin. Senin aşkına, muhabbetine layık olmadığımızı biliyoruz. Ama bu bir liyakat işi değil ya Rabbi. Mürşidimizin diliyle, mürşidimizden öğrendiğimizle biliyoruz ki sen Rahman ve Rahim'sin ya Rabbi. Amin. Daha önce de diliyle biz bunu ikrar ediyor olsaydık bile gönlümüze hiç senin rahmetin bu kadar dokunmadı ya Rabbi. Amin. Biz seni seviyoruz ya Rabbi. Amin. Bizden de bunu kabul et ya Rabbi. Amin. Kulluğumuzu kabul et ya Rabbi. Amin. Sen kabul etmezsen zaten yaptıklarımızın da bir manası yoktur ya Rabbi. Amin. Biz el ele tutuşup kardeşlerimize diyoruz ki biz kardeşiz. Biz müminiz. Biz Allah rızası için yola çıkmış bireyleriz. Eğer senin katında bunun kabul ettirilmesi söz konusu değilse, devreye giren Resul bizim bu yaptıklarımızı senin katında eğer kabul ettiremeyecekse o yaptıklarımızdan bir hayır yoktur ya Rabbi. Kabul et ya Rabbi. Amin. Mürşidimizin yüzü suyu hürmetine. Amin. Seni seven kullarının yüzü suyu hürmetine. Amin. Resulullah Efendimizin yüzü suyu hürmetine. Amin. Bizden kabul et. Amin. Ya Rabbi biz seni layıkıyla bilmiyoruz. Boynu bükük, kalbi kırık bir grup insanız ki eğer sen kabul edeceksen elimizdeki, evimizdeki ekmeğimizi senin rızan için, senin hoşnut olacağın şekilde birbirimize bölelim mi? Ya Rabbi, her şeyi bilen sensin. Senin rızana, senin muhabbetine, senin aşkına kavuşturacaksa eğer ve sen izin vereceksen dünyaya ve sana ait ve ahirete ait herhangi bir şeyi bilelim mi? Ya Rabbi, eğer sen hoşnut olacaksan, bunu biz kullarından bir şükür olarak kabul edeceksense, bunca zamandır gönül dünyamızdaki feryadu figan ile ağlar iken izin vereceksen aşkın ve muhabbetinle gülelim mi? Ya Rabbi, Hazreti Resulullah'ın senin huzuruna gelmesini sağladığın gibi önümüze koymuş olduğun Mürşid-i Kamil'in burağını, o Mürşid-i Kamil'in deyim yerindeyse artık sırtında gidiyoruz maalesef ve o refreftir, aşkın burağıdır. Biz o burağa binelim mi? O koca yolculuktan sonra Sidre-i Münteha'da eğer izin verirsen senin huzurunda inelim mi? Sen bizim Rabbimizsin ya Rabbi. Amin. Biz seni zaten layıkıyla sevebilecek kullar değiliz. Amin. Ama eğer sen izin verirsen
bütün rezilliğimize rağmen, bütün eksiğimize rağmen, eğer kabul edersen, mürşidimizin elinden tutarak, onun sevgisinin ardına gizlenerek ya Rabbi, biz de seni sevelim mi? Bizden de o sevgiyi kabul eder misin ya Rabbi? Seni seninle bilelim mi? Ya Rabbi, ne yapsak, her ne yana dönsek, senin rızan için uğraştığımızı söylesek de, sonradan tekrar nefsimizin avuçlarına düşüyoruz. Kaybedenlerden oluyoruz ya Rabbi. Senin rızanı. En azından o an için yanlış yapıyoruz. Ölümden korkuyoruz. Hayattan korkuyoruz. Seni kaybetmekten korkuyoruz. Nefsimizin elindekilerini kaybetmekten korkuyoruz. Ama mürşidimizin söylediği gibi varsın hiçbiri olmasın. Biz dünyaya ait her neyimiz varsa onlardan vazgeçelim. Eğer sen kabul edeceksen, eğer bize kulum diyeceksen ve bizleri rahmetinle saracaksan ya Rabbi, senin için ölelim mi? Senin için canlarımızı verelim mi? Senin için bütün bu varlığımızdan geçelim mi ya Rabbi? Eğer sen kabul edeceksen bizler seninle olalım ya Rabbi. Şu varlığımızı unutup kendimizden geçelim mi? Boynumuzu senin önünde bük ya Rabbi. Ya Rabbi, seni özlemişiz biz ya Rabbi. Biz seni özlemişiz ya Rabbi. Kendi nefsimize geri döndürme bizleri ya Rabbi. Ya Rabbi, bizleri kendi nefsimize döndürme ya Rabbi. Hazreti Resulullah Efendimizin söylemiş olduğu gibi. Bizleri bir an bile nefsimizin karanlığında nefsimiz ile baş başa bırakma ya Rabbi. Amin. Boynumuzu kırma ya Rabbi. Amin. Bizleri iblise yem olarak bırakma ya Rabbi. Amin. Ellerimizi mürşidimizin elleriyle tut. Amin. Gözlerimize mürşidimizin gözleriyle bak ya Rabbi. Amin. Gönlümüzü seninle kıl ya Rabbi. Amin. Halimizden yorulduk ya Rabbi. Amin. Düştüğümüz bataklardan yorulduk ya Rabbi. Amin. Bizler seni istiyoruz ya Rabbi. Amin. Artık seni istiyoruz ya Rabbi. Amin. An itibariyle canımızı alacak olsan vermeye hazırız ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, bizleri arayan sensin. Amin. Bizleri isteyen sensin. Amin. Bizleri seven sensin. Amin. Sana kul olmak ne büyük şereftir ya Rabbi. Amin. Bütün o şer halimize rağmen senin huzuruna çıktığımızda eğer bizleri rahmetinle karşılarsan, amin, bundan büyük şeref olur mu ya Rabbi? Amin. Bu değer karşısında senin değerini layıkıyla takdir edemediğimiz için bizleri affeyle ya Rabbi. Amin. Rahmetinle kuşat ya Rabbi. Amin. Bizleri bizden al ya Rabbi. Amin. Huzurunu al ya Rabbi. Amin. Muhabbetinin içine al ya Rabbi. Amin. Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimizin hürmetine ya Rabbi. Amin. Mürşidimizin hürmetine ya Rabbi. Amin. Seni seven aşıklarının, salihlerinin, sadıklarının hürmetine ya Rabbi. Amin. Feyzinle ya Rabbi. Amin. Muhabbetinle ya Rabbi. Amin. Seni isteyen kullarını sen de istersin ya Rabbi. Amin. Biz bunu mürşidimizin üzerinden gördük ya Rabbi. Amin. Bize ışık olan mürşidimizin yolunda ilerlemeyi nasip eyle. Amin. Sana ulaşmayı nasip eyle. Amin. Allah cümlemizden razı olsun. Amin. Ömer kardeşimize de misafirperverliğinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. İzleyicilerimize de Allah'ın rahmetini, muhabbetini, sevgisini, şefkatini, feyzi bereketini diliyorum. Amin. Allah onları arasın, onlar da Allah'ı arasın ve bulsun inşallah. Amin. Aşık ve maşukun kavuştuğu gibi
kul Rabbine kavuşsun inşallah. Amin. Allah muhabbetinizi daim eylesin. Amin. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Amin. Allah sizden de razı olsun. Teşekkür ederiz hocam. Biz teşekkür ederiz. Ben hocamız Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sizin vesilenizle böyle güzel abilerimizle, kardeşlerimizle beraber olduk. Güldük, ağladık. Tövbe ettik kendi içimizde, istiğfar ettik. Mahcubiyetimizi dile getirdik. Muhtaçlığımızı. Allah sizden razı olsun. Bütün kardeşlerimizden razı olsun inşallah. Davete icabet edip teşrif eden bütün kardeşlerimizden Allah razı olsun. Allah muhabbetimizi daim kılsın inşallah. Gönüllerimizi muhabbetiyle diri kılsın. Aşkıyla, muhabbetiyle diri kılsın inşallah. Sevgili Diyar TV izleyicileri, bu haftadaki de Bir Yudum Muhabbet adlı programımızın sonuna geldik. İnşallah başka bir sohbette, başka bir programda, başka güzel bir kardeşimizin evinde buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi bütün kardeşlerimizin üzerine olsun inşallah. Kaybolmuş alem içinde aşkım var kalbim içinde, kaybolmuş alem içinde aşkım var gönlüm içinde, dileğim mahşer yerinde gönül yanmış ne olur gel. Gönül yanmış ne olur gel. Kalp kanamış ne olur gel. Garip kulun seni özler. Gözü yaşlı ne olur gel. Gel sevgiyle sar kulunu, göster hakikat yolunu. Gel sevgiyle sar kulunu, göster hakikat yolunu. Dilersen tutup kolunu, zorla götür ne olur gel. Dilersen tutup kolunu, zorla götür ne olur gel. Gönül yanmış ne olur gel. Kalp kanamış ne olur gel. Garip kulun seni özler. Gözü yaşlı